Ben de herkes gibi duygularımı hep yazarak ifade ettim. Ama öykü yazmanın bir yaşam biçimi haline gelmesi 1994 yılından bu yanadır. 1994 yılında ilk öykü dosyamla Yaşar Nabi Nayır öykü ödülünü aldım. Bu benim için çok ciddi iyi bir teşvik oldu. Çünkü 30 yaşını aşmamış yazarlara veriyorlardı. Daha sonra Gençlik Kitabevi'nden bir ödül aldım. Bu ödül de farklı bir dosyadandı. Üçüncü dosyamı hazırlamam 2 yılımı aldı. Bu dönemde Can Yayınları'na ilk başvurduğum yayın evi Can Yayınları oldu. Can Yayınları bir ay gibi kısa bir sürede yanıt verdi ve ortadan yarısından 1997 yılının sonunda yayınlandı. Bu dönemde ilgi çekti. Hakkında yazılar çıktı. Kendi okurunu bulan bir kitap oldu. İki baskı yaptı ve ben de ikinci kitabı hazırlarken 3 yıl gibi bir zaman ayırdım kendime. Çünkü acele etmek istemedim. Mümkün olduğu kadar iyi bir şey yapmak istedim. Sonra sandık lekesini hazırladım. Ocak ayında teslim ettim ve büyük ihtimalle Mayıs ayında gene Can Yayınları'ndan yayınlanacak. İkinci kitapla ilk kitap arasındaki farkı dile getirecek olursak, ilk kitap olma avantajlarını ve dezavantajlarını içinde toplayan bir kitap. Neden ilk kitabın avantajları ve dezavantajları? Çünkü öznellik, anlatıcının gözüyle hayata bakma, derinlik gibi birçok özelliği içinde barındırıyor. İkinci kitapsa ilk kitaba göre biraz daha karakterlere indirgenmiş, kahramanların çok rahat birbirleriyle konuştuğu, etlendiği, canlandığı bir kitap oldu. Benim edebiyatla olan ilişkim birçoğunun söylediği gibi tutku sözüyle açıklanabilir bir ilişki değil. Tutku biraz tehlikeli bir sözcüktür. Hırsın kız kardeşidir. Ama ben öyküye daha çok bir istekle bağlıyım. Ve iyi bir üslup arayışçısı olmak istiyorum. Bu anlamda da okumalarımı da hep üslupçu yazarların üzerinde durarak gerçekleştiriyorum. Sandık Lekesi bu anlamda ikinci kitap olarak yapabileceğimin en iyisini yaptığımı düşündüğüm bir kitap oldu. İlgi çekeceğini düşünüyorum. Bir de tabii bizler için söylenen bir genç yazar kavramı var. 1950 kuşağı yazarları ortaya çıktığı zaman onlara genç yazarlar dememişlerdi. Ama 90'lı yılların yazarları bir arada kitap çıkardıklarında aynı dönemde genç yazar dediler. Ben bu yaftayı kabul etmiyorum çünkü aynı zamanda riskli buluyorum. Hayatım sonuna kadar genç yazar olma tehlikesi var ama bu bitmiş ve sağlıklı yapılan bir tartışma gibi gelmiyor bana. Kim genç belli değil. Sait Faik hepimizden genç olabilir örneğin. Çok da üzerine durmuyorum bu tür tartışmaların. Ben olduğum yerde duruyorum. Ve öykünün o geniş laboratuvarında yeni kimya deneyleri yapmak istiyorum.